71 yaşındayım. 44 yıllık Ataköylüyüm. İki tane oğlum var. Başbakanımızın cumhurbaşkanı olmasını çok istiyorum. Bundan da hiç şüphemeyim. 12 yıldır yaptığı izdihatları gördük. Gördük ve yaşadık. Fakat bazı çevreler yaşam tarzımızda acaba müdahale edilecek mi? Ne şekil olacak diye benim başbakanıma sormak istediğim bu. Çözüm süreci buna devamı ki ise başbakanı ve cumhurbaşkanı bu se boyu çözüm süreci çi düşünmüştü be. Farklı sesler geldi. Kadının sorumluluğu yükü fazla. Beklentiler var. Buyurunuz Sayın Başbakan. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir genelleme isterseniz yapayım. Buyurunuz. Çünkü soruların adedi çok çok fazla. Her şeyden önce kadınlara yönelik politikalar noktasında öyle zannediyorum ki hiçbir siyasi parti kadınlara verdiği önemi bizim verdiğimiz kadar bugüne kadar vermedi, vermiyor ve vermez. Bizim partimizin bir defa her biriminde hanım kardeşlerimizin faaliyeti olduğu gibi bir de bazı illerimizde kadınları politikanın içerisine göndermek istemeyenlere karşı da bir tedbirimiz var. Bu da bizim partimizin çok canlı bir kadın kolları vardır. Ve bu kadın kollarımızda da artık üye sayısı yani 3 milyona yakın hale gelmiştir. Bu denli güçlü halidir. Ve 81 vilayette 1000'e yakın ilçemizde artık bu teşkilatlanma yapımız var. Beldelerde bu teşkilatlanma yapımız var. Bu ne demektir? Bu kadınımızı yarın politik hayatın içerisine yani parlamentoya bir yerde hazırlamaktır. Bu yerel yönetimlere kadınımızı hazırlamaktır. Bu belediye başkanlığı olabilir, bu belediye meclis üyeleri olabilir, il genel meclis üyelikleri olabilir. Ve şu anda bizim parlamentodaki hamdolsun milletvekili sayımız eskiden %5'ler, 6'lar, 7'ler, 8'ler konuşurken bizim %13, %14 şu anda potansiyelimiz. Ve artarak devam ediyor. Önümüzdeki dönemde inanıyorum ki bu daha da artacaktır. Ve yerel yönetimlerde de bu dönem mesela bir ilki hamdolsun başardık. Bu da Gaziantep gibi Türkiye'nin en önemli büyük şehirlerinden bir tanesinin Büyükşehir Belediye Başkanı bir hanım kardeşimiz olmuştur. Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız, şimdi Gaziantep'in, dün de oradaydım, oranın belediye başkanı oldu. Ve onun oradaki başarısı, inanıyorum ki bundan sonraki süreci ayrıca tetikleyecektir. Belediye meclis üyeliklerinde hep, yani kota ifadesi benim pek hoşuma gitmiyor gerçi ama adeta ben kota türü bir şey uyguladım. Ve bunu ısrarla söyledim ama tabii sonunda netice illere, ilçelere kalıyor. Yani 3 tane ana kademeden, 3 tane kadın kollarından, 3 tane gençlik kollarından olmak üzere meclis üyeliklerimizi bu şekilde belirleyeceksiniz diye. Ve ciddi sayıda hanım kardeşim, ciddi sayıda 30 yaş grubu altı gencimiz şu anda yerel yönetimlerde görev yapıyor. Ve mani bir hal yok. Tabii gayret şart çünkü bu bir yarıştır ve ısmarlama olmaz. Bu yarışın içerisinde başarılı olan hanım kardeşlerimiz hele hele bundan sonraki süreçte başörtülü başı açık parlamentoda yerini rahatlıkla alabilecek. İşte bizim şu anda 40 milletvekilimizin 4 tanesi daha sonra bu düzenleme yapıldığı için onlar başlarını örterek politik hayatlarına devam ediyorlar. Tabii burada bir konu özellikle devamlı söyleniyor, gündeme geliyor. O beni doğrusu çok üzüyor. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum zaman işte bunlar göreceksiniz. Kadınları otobüslerde erkeklerden ayıracaklar. Otobüsün yarısı erkeklerin olacak, yarısı kadınların olacak. 4,5 sene belediye başkanlığı yaptı. Böyle bir şey oldu mu? Yok. Yerel yönetimden merkezi yönetime geçti. Merkezi yönetime geçtiğimizde yine hala yaşam tarzı. Hele bazı yerler, özellikle bu CHP'nin tamamen kullandığı bir argümandır. Sürekli unutulur. İşte bunlar sizin yaşam tarzınıza müdahale edecektir. Şu anda Türkiye'de bugüne kadar kimin yaşam tarzına müdahale ediyor?
Kimlerle bu noktada? Sen niye başa açık konuşuyorsun? Kime böyle bir şey söyle? Devletin kademelerinde bugüne kadar başörtülüye yer yoktu. Daha yeni başörtülü hanım kardeşlerimiz devletin kademelerinde yer almaya başladılar. Aslında haksızlık onlara yapılıyordu. Onlar da üniversite bitirmişti. Onlar da kariyer yapmıştı. Onların önü kapalıydı. Onu hiçbir zaman görmediler. Dediler ki bizim yaşam tarzımıza karışıyor. Niye yaşam tarzına karışayım senin canım? Yani eğer bu işin hesabı varsa bu hesap sana ait, bize ait olan bir şey değil. Ve bizim bu noktada böyle bir derdimiz, böyle bir sıkıntımız yok. Her ailenin içerisinde her tür yaşam koşulunu kendisi için hazırlayıp bu yaşam koşulunu yaşayanlar var. Nitekim böyle oldu. Ve 12 yıllık hayatımız içerisinde de biz bunu böyle sürdürdük. Böyle de sürecektir. Bu her zaman kullandığım bir altını çizerek tespitim vardır. Bir defa inanç noktasında, inanç hürriyetinden korkmayan bir defa kendine güvenir ve rahat hareket eder. Düşünce hürriyetinden korkmayan düşüncesine güveniyorsa yoluna aynen devam eder. Bizim bu noktada hiçbir sıkıntımız yok. Onun için ben Ataköy'deki ablamıza, büyüğümüze de söylüyorum. Rahat olsun, huzurlu olsun. Bugüne kadar kimse onun yaşam tarzına karışmadığı gibi bundan sonra da kimse onun yaşam tarzına bu ülkede karışmaz. Çünkü huzurlu bir toplum böyle çalışıyor. Evet. Zaten Ataköy gibi yerleri, ilçelerimiz, belgelerimizde de bu tür argümanları çok kullanıyorlar. Buralardan nem alamıyorlar. Bu şekilde adımlar atıyorlar. Böyle bir şey asla olmamıştır. Bundan sonra da inanıyorum ki olmayacaktır. Bundan da kimse şüphelenmesin. Burada tabii... Bitti mi? Merhaba. Merhaba. Niye bitti orada?